İleri geri çalışan motorun ters dönüşü için zaman gecikmesi yapmıştık. En kolay iş bunu topla yapmaktı. Birinci, ikinci çözümlerimiz kolaydı. Üçüncü çözüm tek zaman öresiyle bunu yapmak biraz zorladı. İşi bu sefer değiştiriyoruz. Top değil, ton zaman öresiyle çalıştırmaya bakalım. Tamam mı? Tamam. Yine en temel ama çalışmasında bir yerde sıkıntı yapan bir çözüm var. Ama en temel olması açısından bunu bir çizeceğim size. Stop butonum var. Buton ileri var. Bu iyi çalıştırıyordu. İleriye gerinin yasaklaması vardı. İleri. Stop. Buton geri. Geri mühürlemeli. İleri yasaklamalı ve geriyi çalıştırıyordu. En temel halimiz bu. Tamam mı? Burada ton zaman rölesiyle çözüm yapacağız. Şimdi ton zaman rölesiyle çözüm yapmak zordur. Tondaki sıkıntı ne? Durduktan sonra çalışmasını sağlamanız lazım. Bakın, cümleye çok dikkat edin. Durduktan sonra çalışması. Durduktan sonra çalışmasını sağlamanız lazım. Ben geliyorum. Durduktan sonra çalışmak demek ne demek? Ton. T37. Durduktan sonra çalışma bakın. Sürekli enerji. Gelsin. T38. Ton. Rezervuarları ve bunların 10 saniye. Bakın durduktan sonra çalışmasını sağlamanız lazım dedim. Tamam mı? Duruyor mu? Evet. Çalışır. Duruyor mu? Çalışır. Hocam, PLC run yaptığınızda da çalışır. Evet, PLC run yaptığınızda da çalışır. Ama hani işin ilk adımı olması, ilk başlama noktası olması açısından çözüyorum. Yoksa çok mükemmel bir çözüm değil. Ama cümleleri veya sistemin çalışmasını anlamamız açısından bu adımı yapmamız lazım. Durduktan sonra çalışma dedim. İleri durdu mu? Ton zaman öresi girdi devreye. Geri durdu mu? Ton zaman öresi girdi devreye. Şimdi burada ileri T37'yi çalıştıracak. T37'nin burada kontağı olacak. Geri T38'i çalıştıracak. T38'in burada kontağı olacak. Soru şu. Açık mı kapalı mı? Kapalı koyalım. İleri geri. Kapalı kontaklarını buraya koyalım. Bakın şimdi. Kapalı kontak koyduğumuzda ne oldu? PLC siz run yaptınız mı? Evet. PLC run yaptınız. PLC run yapar yapmaz. İleri üstünden T37, geri üstünden de T38 devreye girdi mi? Girdi. Kaç saniye saydı? 10 saniye. Run yaptıktan sonra 10 saniye içerisinde butona bastınız. Basamadınız bunlar zaten açacak. Hiç anlamadım. O da zaten keyfi bir işlemdir. Yani butona ben PLC run olduğu herhangi bir anda basacağım. O zaman o kontaklarım benim açık. İleri butonuna bastık. Tamam mı? İleri devreye girdi. İleri devreye girince neyi açtı? İleri kontağını açtı. İleri kontağını açınca İleri kontağını açınca T37 enerjisi kesildi mi? Kesildi. Şimdi PLC run yaptıktan 10 saniye sonra bunlar kapanmış mıydı? PLC run yaptım 10 saniye sonra bunlar kapandı. Eğer İleri kontağını açarsa, T37'nin enerjisini keserse, tamam mı? Enerjisini kestiği için bunlar başlangıç koşulundan geri dönecek. Yani açılacak. Tamam mı? Tekrarlıyorum. İleriye bastık mı? Bastık. PLC run yapıldıktan sonra 10 saniye bir geçti çalışmaya başlamadan önce.
10 saniye içerisinde bu kontakları kontakta kapandı. Ben ileriye bastım. İleriye basınca ileri aşağıdaki kontağını açtı. İleri aşağıdaki kontağını açınca Ponza mavisi nasıl çalışıyordu? Enerjisiz kalır kalmaz kontaklar ilk haline geri geliyor. Bunların ilk hallerine mesaj açık. Açtı mı burayı? Açtı. Bu süre zarfında ben buton geriye bassam bu şu açık kontak üzerinden ileri çalışmayacak. Geri çalışmayacak. Geri çalışmayacak. İleri butonundan butonundan elini çekti. Öyle değil mi? İleri butonundan elini çektiğin zaman ileri burayı kapadı mı? Kapadı. Ton zaman verisi enerjilendi mi? Enerjilendi. Ton ne yapıyordu? Enerjilenince zamanı sayıyordu. Zaman sonunda kontaklar bunu değiştiriyordu. Bu sefer ileriyi durdurdum. İleri burayı kapadı. Ton zaman verisini devreye aldı. 10 saniye saydı. 10 saniye sonra kontağını kapadı. Ancak 10 saniye sonra kontak kapadığında geri devreye girer hale geldi. Şimdi bu devre normalde çalışıyor. Bunda iki tane sıkıntımız var. Birincisi PLC'siz run yaptığınızda 10 saniye ilk sistemin çalışması için beklemeniz lazım. Bu bir. İkincisi de bu iki zaman bölgesi devamlı sayıyor. Tamam mı? Limit neydi? Word sayıya kadar 32.767 sayısına kadar bu sayılar sayıyor. Tamam mı? Bu sayı sayıya en son geldiği limitte hani hiç sistem çalışmazsa orada duracak. Tamam mı? Ha şu var. PLC'de bir şeyler hani çalıştırmasam da PLC'de bir şey işlem yapmasam da devamlı devrede çalışan iki tane eleman olacak. Bu çok fazla PLC problemlerinde veya çözümlerinde istenmez. Ama şudur, ton zaman bölgesiyle çözebileceğiniz en basit yöntem de budur. 3 aşağı 5 yukarı şartları sağlar ve en basit yöntem budur.